konuşmaları yapmak üzere Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Sayın Sezgin Kutlu'yu mikrofona davet ediyorum. Sayın Hacı Payan Belediye Başkanımız, değerli belediye başkanlarımız, ilçe başkanım, değerli kooperatif başkanlarım, değerli üreticiler, kıymetli çalışma arkadaşlarım, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Son yıllarda önemi giderek artan veya her zaman değerli de fark edilen tarım sektöründe iştigal eden üretici ve yetiştiricilerimizi geleneksel alışkanlıklarından kurtararak günümüzün şartlarına uygun ürün ve çeşitlere yöneltmek ve sahip oldukları toprak ve su kaynaklarından azami derecede faydalandırmak amacıyla başlatmış olduğumuz çalışmalarımızda hedefe doğru her gün biraz daha yol kat etmekteyiz. Artık tarım Denizli'de profesyonel anlamda yapılıyor. Birkaç tekerlekli klasik meyve bahçelerinden veya bir iki hayvanlık işletmelerden artık daha büyük bahçelere, daha fazla hayvan sayısına sahip işletmelere doğru bir işletme mantığıyla çiftçilik yol almakta. Özellikle sulamaya açılan alanlarda meyveciye doğru hızlı bir kayış bulunmaktadır. Tabii çiftçilik de bir işletme aslında. Bir işletmenin de kâr elde etmesi lazım. Bunun için de birim alandan en az masrafla daha iyi, daha kaliteli ürün elde edebilmenin, daha fazla ürün elde edebilmenin gayreti içindeyiz. İşte bu çalışmalarla yeni potansiyel üretim alanlarının oluşturulmasında ilimizin sahip olduğu toprakların karakteristik özellikleri mutlaka bilinmesi gerekiyor. Bu sayede gelişik güzel tesislerin kurulması önlenerek hem milli kaynaklarımız, mesela bir hatalı bir dikim, hatalı bir plantasyon, o bölgede olmayacak bir ürünün yetiştirilmesi, tarım uzun vadeli bir yatırım. Sonra yılların masrafları geri dönülmesi çok zor işler. Bu amaçla işte tarımsal üretimde olmazsa olmazlardan olan çiftçilerimiz tarafından da büyük ilgi gören 2 adet toprak, yaprak, su analiz laboratuvarı İl Genel Meclisimiz, özellikle aramızın Denizli Valiliği'nin katkılarıyla 2 adet kuruldu. Çiftçilerimiz de buna büyük miktarda analiz yaptırıyorlar. Ancak tabii bu bireysel oluyor, yani bir çiftçinin tarlasını temsil ediyor. Toprak tahlilleri için anlamlı neler, yani yerel oluyor. İlimizin tamamının toprak yapısının ortaya konulması ve oğullarımıza uygun ürün desinin belirlenmesi amacıyla ilimizde 2007 yılında Denizli Valiliği'nin önderliğinde İl Genel Meclisi Başkanlığı, İl Özel İdaremiz, İl Müdürlüğümüz, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi bir protokol imzaladı. Sonra çalışmalara başladık. İlk yıl işte Baklam Çivril, birinci kısım dediğimiz Baklam Çivril Ovası'nda çalıştık. Yukarı Menderes Havzası. İkinci kısım Acıbayan ve Tovası Ovaları. Üçüncü kısım Merkez İlçe, Sarayköy ve Hambat Ovaları. Ve dördüncü kısımda diğer tarım alanları olmak üzere biz 4 bölgeye ayırdık. Toplantı sonunda İl Müdürlüğümüz tarafından örnek olarak hazırlanan kitaplar ve CD'ler teslim edilecek. Bilhane İlçe Müdürlüğümüz bütün köylere, bütün muhtarlıklara kitapları teslim edecektir. Bu sayede çiftçi iş gücü, mevcut bitki deseni, toprak yapısı, iklim, sulama durumu ve üretimde pazarlama gücü gibi birçok önemli kriterler göz önünde alınarak İl Genel'de her yerleşim birimi için öncelikli stratejik hedefler belirlenmiştir. Bu doğrultuda projeler hazırlanmış, ekim, dikimde ve yeni ürün deseni oluşturmada da çiftçilerimize tavsiyelerde bulunmakta, kendilerine ihtiyaç duydukları her konuda yardımcı olunmaktadır. Projenin hayata geçirilmesinde başta Denizli Valiliğimiz olmak üzere emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunar. Bu kitabın başta üreticilerimiz olmak üzere ilimiz ve ülkemiz tarımına büyük faydalar sağlamasını temenni eder. Katılımınız için hepinize teşekkür ederim. İl müdürümüze konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, şimdi ben size kısa bir sunum yapacağım. Basit olarak size bu hazırladığımız kitaplarda neler var, bununla ilgili küçük bir sunum yapacağım. Ardından kitaplarımızı ve CD'lerimizi de atacağız. Acıbayan Merkez İlçe Tarım Arazilerinin Detaylı Toprak Etüt Potansiyel Arazi Kullanım Kabiliyeti 13 farklı toprak serisi ve 36 adet farklı haritalama biriminden oluşmaktadır.
Yansıda gördüğümüz o resimli şekil Acıpayam merkez ilçeye bağlı tarım alanlarını göstermekte. Burada gördüğümüz gibi 13 tane farklı toprak serisi ve 36 adet farklı haritalama biriminden oluşmakta. Tabi renkler tam seçilmiyor ama şu görmüş olduğunuz alanda 13 farklı toprak yapısı var. Tabi bu da kendi içinde gene ayrılıyor. 36 adet haritalama birimi mevcut. Alınan örneklerde farklı bir toprağa rastlanıldıysa o bölgenin ismi veriliyor o seriye ve o şekilde devam ediliyor. Örneğin Çivril'deki bir sondaj kuyusundan alınan toprak numunesiyle Acıpayam Akalan beldesinde alınan toprak numunesi aynıysa, mesela Akalan beldesinde Çivril'le özdeşleşen bir toprak serisi bulunabilir. Yani burada hiçbir karışıklık yok. Programımızın bu bölümünde biz bu toprak haritası çalışmasına yer alan tüm kasaba ve köylerimizin belediye başkanlarını, işte geldilerse kooperatif başkanlarını burayı sırayla çağıracağız. Bu kitapta yer alan tüm yerleşim birimlerinden gelen başkan, muhtar ve kooperatif başkanlarına CD'lerimizi vereceğiz. İl müdürümüz Sayın Sezgin Kutlu ve Acıpayam Belediye Başkanımız Sayın Polis Şevkan'ı kürsüye davet ediyoruz. Değerli dostlar, muhtarlarımız, belediye başkan arkadaşlarımız ve değerli katılımcılar, ilçe ve il tarımdan gelen değerli dostlar, ben bugün şunu hissettim doğrusu. Bizim inancımızda da vardır ya, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu diye. Ve yine Kur'an-ı Kerim'de birçok yerini biliyorsunuz. Ben size akıl verdim diyor Yüce Allah. Bugün onu gördüm burada. İl Tarım Müdürümüze ve beraberinde çalışan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu teşekkür Acıpayam İlçe İl Tarım Müdürlüğü'nden Denizli ve Ankara'ya başbakana kadar. Neden? Akıl ve bilim diye bir şey var. Artık demek ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı tarlasında domatesini ekerken, ne bileyim ahırda yeğine bakarken daha bilimsel davranacak. Bu demektir. Demek ki hiçbir şey tesadüf değil, hiçbir başarı tesadüf değil. O nedenle ben gerçekten akıl ve bilim yolunda ilerleyen ülkemizin ilerleme yolunda emeğe geçen herkese, müdürümüze ve beraberinde çalışan tüm arkadaşlara yürekten teşekkürler ve bu bilgiye katılan, bu bilgiye ihtiyaç duyup da arayan sizlere ve bizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum. APA köyü muhtarımız, ardından Bademli köyü muhtarımız, Bedir Bey, Darabelen Belediye Başkanımız, Dudurgan Belediye Başkanımız, Karayük Avşarı Muhtarımız, Kırcıköy Muhtarımız, Kumavşarı Beldemiz, Kuyucak Köyü Muhtarımız, Ovayır Köyü Muhtarımız, Pınarbaşı Muhtarı, Pınaryazı Muhtarımız, Sevimlisar'dan gelen var mı merkezden? Kooperatif Başkanı'nın Sırçalık Köyü Muhtarımız, Ucarı Köyü Muhtarımız, Yasüyük Belediye Başkanımız, Kooperatif Başkanımızın yanında. Yatayan Belediye Başkanımız burada mı? Yok. Yeniköy Muhtarımız,
Yeşildere Belediye Başkanımız, Yeşilyuva Belediye Başkanımız, Yumurtaş Belediye Başkanımız ve Yüreğin Muhtarımız.